Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık hususunda sahabede anlatılacak şeyleri hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Yüzlerce, binlerce, on binlerce örnek var. Hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ilk sözleri fedaki ebi ve emmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İlk sözleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendilerine hitap ettiği zaman geldik buyur ya Resulallah. Davetine icabet ettik. Anam babam sana feda olsun derlerdi. Tabi burada bir açıklama yapıyorum bunu söylediğim zaman. Onların anaları babaları bizimki gibi değildi yani. Onu takip edenlere bir sözüm yok. Alınmasınlar. Ama bugün anne baba bile çoluk çocuğa bir müddetten sonra yük olur netice itibariyle. Yani anasının babasının kaderini kıymetini bilen Müslümanlar tabi yok değil ama maalesef çok azınlıkta yani hanımıyla annesi karşı karşıya geldiği zaman hangisinin sözünü dinliyor? İşte herkes duyduklarından buna göre şey çıkarsın, pay çıkarsın. Ki genç bir sahabe biliyorsunuz Halid-i Nezi'de kelime-i şehadeti getiremiyor. Girip ya Resulallah filan sahabenden genç ölüm döşeğinde ama kelime-i şehadet getiremiyor. Anasından babasından birisi var mı? Evet var ya Resulallah. Annesi var hayatta. Onu bana getirin. Getirince Allah Resulü soruyor sahabiyattan olan zaten. Sen bu oğlundan razı mısın? Hayır razı değilim diyor. Niçin razı değilsin? Hanımıyla ben karşı karşıya gelince hanımının sözünü dinliyor. Benimkini dinlemiyor. O zaman bana odun getirin diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah bu odun niçin? Yakacağız senin oğlunu. Aman ya Resulallah oğlumun yanmasına ben razı olur muyum? Diyor sen ona razı değilim diyerek cehennemde yanmasına razı oluyorsun. Ya Resulallah ben hakkımı helal ettim razıyım. Vazgeçtim şeyinden diyor. Yani anne baba hakkı bu seviyededir. Sahabenin hepsinin anasının babasına olan bağlılıklar da böyleydi. Onlar diyor anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye. Yani anasının babasının kıymeti belli ölçüde olan kişinin böyle bir söz söylemesinin fazla da bir kıymet harbiyesi yoktur yani neticede. Gene 6 kişiydiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan demin bir imamine gibi Kur'an muallimi isteyenleri Hazreti Asım'ın riyasetinde 6 kişi gitti. Yolda götürenleri ihanet ettiler. Kılıçlarını çekip bunlar da kılıçla karşı koydu. 4 tanesini şehit ettiler biliyorsunuz Hazreti Asım ve diğerlerini. Hazreti Hubeyb ile Zeyd bin Dezine radıyallahu anh'ı esir edip götürüp Kureyş müşriklerine sattılar. Onlar da Bedir'de ölen şeylerine karşılık bunlara çeşitli eziyet ettiler. Ve getirip dar ağacına çekecekler. Soruyor Ebu Süfyan o zaman daha Müslüman olmamış. Ya Zeyd diyor. Şimdi senin ailenin, çoluğunun, çocuğunun yanında olup da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa senin yerine burada olmasını istemez miydi? Haşa diyor. Fiil öyle bir şey. Onun oturduğu yerde ayağına bir diken batmasına razı değilim ben diyor. Yani benim burada idam edilmemin bir kıymeti yok. Onun ayağına diken batması bana bundan daha ağır gelir. Aynı sözü Hazreti Hubeyb de söylemiştir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ve idam sehpasına çıktığında da ya Rabbi diyor şurada insan suratlı birisini görmüyorum diyor Hubeyb radıyallahu anh. Senden başka da sesimi işitecek kimse yok. Son nefesimde Habibine selamımı söyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam da minberde oturduğu halde selamını reddetti. O şekilde Nebi aleyhissalatü vesselamın sahabesi kendine bağlıydı. Yani ayağına bir diken batmasına. Gelen mesela Mıkrez bu gaddar bir adamdır dedi şeydi Hudeybiye müsalasında. Onunla anlaşma olmadı. Mıkrez döndüğünde diyor ki ben bir sürü Kureyş'e padişahların, şeylerin, hükümdarların meclisinde bulunmuşumdur. Hiç kimsenin yanındaki fertlerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hesabının gösterdiği hürmeti gösterdiğini duymadım diyor. Hepsi başlarına kuş konmuş gibi oturuyor. O bir şey sormadan konuşmuyor. Vücudundan bir kıl düşecek olsa birbirlerini tehallük edecek, helak edecek seviyede koşup sahip olmaya çalışıyorlar. Abdest suyunu da aynı seviyede paylaşıyorlar. Bunu da söyleyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gaddar dediği bir müşrik. Yani ruh halini anlayasınız diye örnek olarak bunu veriyor.